Söyleyelim, bu normal prosedürde böyle bir arama vesaire yok. Yani insan haklarına aykırı İlkay. Üstelik başka ülke vatandaşlarına da bunu yapmıyor Almanya mesela. Sadece İstanbul'dan gelenler bu muameleye maruz kalıyorlar. Evrensel, ben de aldım kusura bakma. İyi yaptın, yani, çağ dışı bir görüntü mecbur da alacaksın. Çağ dışı yani. Ve evrensel insan haklarına da aykırı. Evrensel hak, evrensel hukuk diye bir şey vardır. Yani hiç kimse bunu hani... kölelik zihniyetinin olduğu dönemde olur belki bu işler. Yani o kölelik çağında Afrika'dan insanları alıp köle pazarlarına götürüp satan belki onlara yapıyorlardır yani. Yani bu resmen bir çağ dışı bir hadise yani. Ve bunda bu iki oldu, ısrar etmeleri de daha başka, daha vahim bir hadise. Evet, bu üç oldu, Hollanda'yı da hatırlatalım. Almanya için iki demiştim. Evet, tamam. Ama şöyle bir şey var. Gösterelim de bir taraftan. Avusturya'nınki çok özellikle çarpıcıydı arkadaşlar. Ekim ayının ortalarında Viyana'da Türk vatandaşların üstüne resmen, hatırlıyor musunuz? Köpekler çıkmıştı. Köpekten korkan vatandaşlar vardı. Ne yapacaklarını bilemediler. İnsanlar cüzdanlarını karıştırdılar. Avusturya, Viyana havalimanı bulabilirsek onu paylaşalım. Şimdi İlkay söyleyeyim, ben onu paylaşacaksak. Ben düşünsene şimdi kamera şeyden indim, uçaktan indim ve beni bir köpek karşılıyor. Bir kere benim bir fobim olabilir, doğru mu? Evet, ondan sonra bir korkum olabilir. Yani hamile olabilirim falan. Yani bu o kadar terbiyesiz, o kadar çağ dışı bir hareket ki sanki böyle pis şeymiş gibi, hani bizim ülkemizin insanıyla sizin ülkenizin insanı yan yana bile gelemeyecek kadardır kalitesi. Sizi biz neyle aratalım, develerle aratalım madem. Bir de Avrupa'daki kardeşlerimiz, emin olun bizim mesela hep diyoruz ya, bizim vatanseverler, bir de mankurtlar var, içimizde mankurtlar var. Yani onlardan 100.000 kat daha vatanseverdir, biliyor musunuz? 100.000 kat vatanseverdir. Avrupa'nın dört bir köşesinde yaşayan bizim gurbetçi kardeşlerimiz, bazı insanlarımızın da onları böyle Almancı demek suretiyle ötekileştirdiği bizim içimizde de var. Var. Yıllarca öyleydi Nihat. Hep bak, herkes... Almancı derdik biz. Almancı. Ve mesela hani Almancı derken aslında onları çok daha üst bir yere koyardık biz küçükken. Çünkü mesela bizim mahallemizde vardı çocukluk arkadaşımız Celal'in. Celal'in babası Almanya'da yaşıyordu. 6 ay geliyordu. Almanya'da 6 bravo geliyordu ve mesela ilk renkli televizyonu biz onlarda gördük. Tabii. Hani Almancı... Kahveleri falan. İlk kahve, şeker, çikolata. Ya, daha teknolojik şeyler, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı vesaire. Fakat daha sonra o bizim içimizdeki maalesef o kibir zihniyeti hakim olmaya başladığından itibaren bizim o Almancı diye başımızın üstüne koyduklarımızı bazılarımız Almancı demek suretiyle ötekileştirip ayaklarının altına almaya çalıştılar. Yazıklar olsun ya, onlara. Yani. Evet, aynen öyle İlkay, bravo, yazıklar olsun. Bak Nihat, bir şey gireceğim araya. Lütfen. Benim anne tarafım Bulgaristan göçmeni, biliyorsunuz. Kuzenimin yani anlattığı bir şey anlatacağım size, çok kısa. Bulgaristan'a da gidip geliyorlar. Tabii çift vatandaşlıkları var. İsim söylemeyeceğim. Ya dedim, erkek niye Bulgaristan'a gitmeyi seviyorsun? Bana burada şivemden dolayı, onlar 90'larda yeni geldiler. Bulgar diyorlar, gevur diyorlar, bana çok dokunuyor. Orada da bana pis Türk diyorlar ama pis de olsa Türk diyorlar demişti. Bakın gönlümün teli titriyor. Bu ötekileştirme o kadar kötü maalesef bir şey ki kendi vatandaşımızı, kendi ülkemize nasıl yabancılaştırabiliyoruz? Son 3-5 yılda da arttı, biliyor musun? Bak, son 3-5 yılda da arttı. Bizim en son mesela o Hollanda'daki krizde Avrupa'daki kardeşlerimizin nasıl böyle dimdik tek yürek halinde batıya karşı direndiğini gördük. Avrupa'da kardeşlerimiz çok misafirperver. Hala insanlığını yitirmemişler, biliyor musun? Aynı bizim mesela 20-30 sene öncenin Türkiye gibisi. 10 sene öncenin, 15 sene öncenin Türkiye'si gibiler. Doğru, yani. Çok daha sıkı bağlar. Hala sıkı bağlar. Ya gidiyorsun Avrupa'ya, gidiyoruz Almanya'ya, konsere, Belçika'ya, İsviçre'ye. Herkes evine davet ediyor. Herkes, yani bizi normal bir sanatçı gelmesinin ötesinde benim ülkemin havasını getirdi diyor. Soluğunu getirdi diyor. Yani bu kadar ülkemin kokusunu getirdi diyorlar bize. Yani o kadar da bağlılar. Her şeye rağmen de ülkesinin yanındalar. Ben kısasa kısas diyorum. Benim felsefem kısas. Kısasta hayat vardır sizin için. Buna benzer bir kısas geçtiğimiz zamanlarda yapmıştık. Göstermiştik Türklerin kangalını. Onları da gösterelim. Şimdi bu ikinci Almanya'nın ayıbı diyoruz. Bir can sen hatırlatın. Avusturya, Viyana birinciydi bizim gördüğümüz. Ona bir karşılık vermiştik. Evet, biz de oradan gelen vatandaşlara yapmıştık aynısını. Evet. Sonra Almanya, Münih'te Ekim ayının sonlarında bizim yine Türk vatandaşlarımıza bu hakaret yapılmıştı. Evet. Biz de onlara karşılığını vermiştik. Bakalım şimdi ne olacak? Nilüfer Hanım yazmış. Amsterdam'dan gelmiş geçen hafta. Evet. Amsterdam'da aynı şeyi yaptılar bize diyor geçen hafta. Uçağın hangi şeye ait olduğunu öğrenince herhalde Türkiye'ye gidiyor. Hemen aynı yandan köpeklerle Şimdi mesela daha vahim bir skandal söyleyeyim size. Bu bir haftadır bana ilk geldiğinde Bircan, ben çok fazla önemsemedim. Acaba dedim hani münferit bir olay mı? Hangisi? Münferit bir. Özellikle Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz. Sizler çok iyi biliyorsunuz konuyu. Instagram'a, buradan devlet yetkililerimize de söyleyelim. Sayın devlet yetkililerimize de söyleyelim o zaman. İlla ki bizi bir milletvekili izliyordur şu an. Bakın Almanya'dan çok şikayet alıyoruz sayın devlet büyüklerimiz. Almanya'da Instagram'a girip Türkiye yazdığınızda, mesela bizim oradaki kardeşlerimiz, Almanya'daki vatandaşlarımız Türkiye ile ilgili bir şey, görsel görmek istiyorlar. Instagram'a Türkiye yazdığında karşılığında küfür çıkıyor. Allah Allah. Türkiye'ye küfür çıkıyor. Evet evet, bu çok fazla. Yani Almanya'dayken Instagram'a Türkiye yazınca etiket ya da hashtag bölümüne giriyorsun ya mesela, küfür çıkıyor. Bir yere göreceksin yani, Türkiye ile ilgili görsel görmek istiyorsun. Evet. Türkiye ile ilgili veya arama şeyine, Instagram arama yerine, seninle ilgili yani arama yerine, butonuna. Sayın buradan CHP'li, MHP'li, AK Partili milletvekillerine sesleniyorum. Bu çok önemli bir sorun. Yani algısal olarak artık Türkiye'yi sanki küfür edilesi bir ülke gibi göstermeye başladılar. Instagram yetkilileriyle, Sayın Ulaştırma Bakanımız, Instagram yetkilileriyle lütfen görüşün bu konuyu. Ve bu Almanya'daki kardeşlerimiz bu dertten çok muzdarip, çok sıkıntılı, çok üzüntülü. Yani Instagram'a Türkiye yazdığında işte bilmem neyini yaptığım şey diye küfürler çıkıyor aleni bir şekilde. Türklere yapılan bu hakaretlerin ardında başka nedenler mi var? Kısa bir reklam arası, sonra yani bu iki oldu bak İlkay, bu iki oluyor. Aranma, devam edeceğiz. Köpekle arama ve üstüne bir de Instagram'a.